Merhaba değerli dinleyiciler. Bugün 30 Nisan 2023. Independent Türkçe için hazırladığım Afrika Zamanı podcast programına hoş geldiniz. Her hafta pazar günü 5 dakikada Afrika gündemiyle karşınızda olmaya devam ediyorum. Bu hafta Afrika'nın kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına birçok gelişmeyi sizlere aktaracağım. Hazırsanız başlayalım. Sudanda çatışmaların gölgesinde tahliyeler devam ediyor. Sudan'da çatışmalar devam ederken ülkede yaşayan yabancı ülke vatandaşlarının tahliyeleri devam ediyor. Binlerce ABD, İngiltere, Çin, Pakistan, Japonya ve Türk vatandaşı Sudan'dan evlerine döndü. Çok sayıda ülke tahliyeler için harekete geçerken, hala hazırda tahliye yapan ülkeler ise süreci hızlandırdı. Birleşmiş Milletlere göre Sudan'da 15 Nisan'da patlak veren çatışmalarda. 450'den fazla kişi öldü, 4000'den fazla kişi yaralandı. Tahliyeler esnasında Türk vatandaşlarını taşımak için gelen askeri bir uçağa ateş açıldı. Oradan yapılan açıklamada Vadi Seyidine Havalimanı'na iniş yapmaya hazırlanan Türk C-130 askeri uçağının Aresef ateşiyle vurularak yakıt sisteminde hasara ve mürettebattan bir kişinin yaralanması nereden olduğu belirtildi. Ancak uçağın güvenli bir şekilde havalimanına iniş yaptığı ve bakım çalışmalarının devam ettiği ifade edildi. Rusya'dan Sudan'a Wagner çağrısı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptığı açıklamada Sudan'ın meşru yetkililerinin Moskova destekli özel bir askeri şirket olan Wagner grubunun hizmetlerini kullanma hakkına sahip olduğunu söyledi. Sudan ordusu ile paramiliter hızlı destek güçleri arasındaki çatışmalar 15 Nisan'dan bu yana 400'den fazla kişinin ölümüne, 4000'den fazla kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Wagner, Ukrayna, Suriye, Libya, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti dahil olmak üzere bazı Afrika ülkelerinde faaliyet gösteriyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Wagner'in savaştan zarar görmüş ülkelerdeki faaliyetleriyle ilgili derin endişesini dile getirmişti. 200 milyonluk Nijerya'da nüfus sayımı yapılamadı. Afrika'nın en kalabalık ülkesinde 36 eyalet ve 300 etnik grup arasında petrol gelirlerinin paylaşımını ...ve siyasi temsiliyetini etkileyen nüfus sayımı bu yıl ikinci kez ertelendi. Nüfus sayımının 3-7 Mayıs sahillerinde yapılması planlanmıştı... ...ancak bakanlık bunu planlamak için daha fazla zamanı ihtiyaç duyduğunu söyledi. Mayıs ayı sonunda yemin edecek olan yeni seçilen devlet başkanı Bola Tinuba'nın hükümeti tarafından... ...sayım çalışmalarının yürütüleceği belirtildi. Üç ana etnik grup olan Hausa, Yoruba ve İgbo arasındaki anlaşmazlıklar sonrasında... Önceki sayımlar geçersiz kılınmıştı. Ulusal Nüfus Komisyonu bu konuların hassas doğası ve nüfus sayımı verilerinin gereksiz tartışmalardan ve dikkatlerden korunma ihtiyacı nedeniyle nüfus sayımı sırasında Nijeryalılara etnik kökenleri ve dinleri sorulmayacak dedi. Nijerya'nın nüfusunun 200 milyondan fazla olduğu tahmin ediliyor. Birleşmiş Milletler bu rakamın 2050'ye kadar iki katına çıkmasını bekliyor. Bu, Nijerya'yı Çin ve Hindistan'ın ardından ABD'ye geçerek dünyanın en kalabalık üçüncü ülkesi yapacak. Müzik Burundi eski devlet başkanı yolsuzluk gerekçesiyle gözaltına alındı. Hükümetin kaybolduğunu açıkladığı Burundi'nin eski başbakanı Bunyoni'nin gözaltına alındığı doğrulandı. Ulusal Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu ziyaret ettiği Bunyoni, durumunun iyi olduğunu, gözaltına alınmasından bu yana herhangi bir işkence veya başka bir tacize maruz kalmadığını açıkladı. Gözaltına alınma sebebi hakkında herhangi bir açıklama yapılmasa da Bunyoni'nin yasa dışı servet iddialarıyla bağlantılı olarak gözaltına alındığı haberleri yapıldı. Cumhurbaşkanı Evariste kendisine karşı olası darbe iddiaları üzerine geçen yıl Eylül ayında Bunyoni'yi görevden almıştı eski bir polis şefi olan Bunyoni uzun süredir iktidarda bulunan partinin önde gelen isimlerinden birisi. Kenya'daki açlık tarikatı mensubu 100 kişi öldü. Kenya'nın Malindi kasabasında müritlerini aç kalarak Hz. İsa'ya kavuşacaklarını vaat eden tarikata mensup 100 kişinin cesedine ulaşıldı. Good News International Kilisesi papazı Paul McKenzie Polisi Hz. İsa ile buluşmaya giden en az bin kişiyi bulacaklarını söyledi. Konu hakkında açıklama yapan Kenya Devlet Başkanı William Ruto, tarikatta yaşananların terörizmden farksız olduğunu söyledi. Polis 15 Nisan'da aşıktan öldüğünden şüphelenilen 4 kişinin cesedinin bulunmasının ardından Mackenzie'yi gözaltına almıştı. Ormanlık alanda yapılan geniş çaplı aramalarda toplu mezarda onlarca kişinin cesedi bulunmuştu. Geçtiğimiz hafta Afrika'da öne çıkan gelişmeleri 5 dakika süreyle sizlere aktardım. Haftaya görüşmek dileğiyle esen kalın.